Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün böyle kırmızı kırmızı, pembe pembe açmış yılbaşı çiçeklerimle sizlere merhaba demek istedim. Ee, arkadaşlar bunların açması için neler yaptım, kısaca sizlere bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle çiçeğimi hep soğuk bir ortamda tutmaya çalıştım ve halen de oradalar ee, ve çiçeklerim e, haftada bir kere su veriyorum. Bu dinlendirilmiş su oluyor arkadaşlar. Ee, soğuk bir havada tutuyorum. Evin içerisinde fakat karanlık bir yer değil arkadaşlar. Böyle bir e, cam kenarı ya da balkonun önünde ışık alan bir yerde evin içerisinde durması gereken bir çiçektir. Yılbaşı çiçeği. Dediğim gibi haftada bir su veriyorum. Suyu da bir gün önceden dinlendirilmiş e, su oluyor. Bir gün önceden koyuyorum. Sulama kabıma sonrasında e, sulayacağım zaman sabahsı çiçeklerimi bununla suluyorum. Bu tüm çiçekler için geçerlidir. Bir gün önceden dinlendiriyorum, sonrasında sulamasını yapıyorum. Evet, açmayan yılbaşı çiçeklerimize neler yaptık? E, kısaca hatırlayalım sevgili arkadaşlarım. Bunlar e, özellikle ikisi farklı bir cins. Sizler de görüyorsunuz ama ikisi de yılbaşı çiçeği e, daha erken açan bir cinstir bu da e, kış boyunca mutlaka çiçek açar. Fakat e, ilk zamanlar açmayabilir ama kış bitene kadar e, mutlaka açacak olan bir çiçektir. Yani geç açan bir yılbaşı çiçeği cinsidir. E, çiçeğiniz henüz açmadıysa endişe etmeyiniz. Ama e, yıllarca ya da e, bir yıl boyunca hiç çiçek açmıyorsa bu dediklerimi yaptığınız sürece sizin de böyle kenarından köşesinden tomurcuklar çıkartarak çiçeklerini açar arkadaşlar her çiçeğimi doğal gübreli toprak ile ekiyorum yine yorumlarda okudum doğal gübrenin ne olduğunu soranlar var şimdi doğal gübre hayvansal bir gübredir yani büyükbaş hayvanların gübresi arkadaşlar öyle söyleyeyim bunların kurumuş hali Tabii ki de affedersiniz böyle ahırlardan çıkarıp yaş yaş değil. Bunların kurumuş halini e, toprak ile karıştırarak toprağı fazla e, gübresi az olmak üzere böyle harmanlayıp güzel verimli bir toprak elde ediyorum. Bu toprak ile de tüm çiçeklerimi ekiyorum. Gerek saksı değişimi yapacaksam ya da çiçeklerimin e, böyle yavrularından alaraktan filizlerinden alaraktan çoğaltım yapacaksam Mutlaka bu toprağı kullanıyorum arkadaşlar. Bu toprak çok verimli. Zaten tüm ektiğim çiçeklerde e, bence bu toprak ile tutuyor. Çünkü her ektiğim çiçek mutlaka tutuyor sevgili arkadaşlar. Ve e, hızlı bir büyüme, sağlıklı bir şekilde büyüme oluyor. Açmayan çiçekler de açıyor. Öncelikle toprağımızın verimli olması gerekiyor. He, şöyle de diyebilirsiniz mesela bana yorumlarda e, biz Köyde durmuyoruz. Gübreyi, doğal gübreyi nereden bulalım? E, sizler de haklısınız. Şimdi benim bir köyüm var, köyden getiriyorum. Ama e, şehirde yaşayıp da balkonunda ya da evin içerisinde hobi olarak çiçek yetiştiren, yetiştirmek isteyen sevgili arkadaşlarım, sizlere doğal gübre kadar etkili diyelim, e, bir karışımdan bahsedeceğim. Doğal gübre bulamıyorsanız, çiçeklerinizi Toprak ile e, karıştırın. Yani çiçeklerinizin toprağını bir avuç çay katarak verimli bir toprak hale getirerek karıştırıp harmanlayıp çiçeklerinizi bununla ekebilirsiniz. Yani kısaca toparlayayım, biraz karıştırdım. E, doğal gübreli top doğal gübre bulamıyorsanız evde dışarıdan aldığınız çiçekçiden aldığınız saksı çiçek toprağına bir avuç Dilerseniz posasını, dilerseniz çayın, kuru çayın e, kendisini toprağa karıştırarak, harmanlayarak saksıya koyup çiçeklerinizin hem değişimini hem de çoğaltımını bununla yapabilirsiniz arkadaşlar. Doğal gübre kadar etkili olabilir. Bunun dışında çiçeklerinizin açması için, hani yıllardır ya da bir sene boyunca, bir kış boyunca hiç çiçek açmayan yılbaşı çiçeği olmaz olmamalı bunun için ne yapmalıyız ee, biliyorsunuz Biz neler yaptık önceliğimiz çaydır çay çok etkili çay verdiğiniz her çiçek açar Onun dışında saksıya bir iki tane e, gömün arkadaşlar ne gömeceksiniz pas yapacak bir şey bir cisim bu çivi olur e, demir olur küçük bir teneke parçası olur bunun gibi şeylerden saksıya toprağın içerisine şöyle sağlı sollu iki tane gömün toprağın içerisinde kalsın. Normal sulama günü geldiği zaman suyunu verebilirsiniz. Yani sulandıkça su verildikçe o içerisindeki pas yapacak çivi ya da demir parçası su verdikçe pasını toprağa salacak. Bu da çiçeklerimizin köküne vitamin verim olacak. Kökü güçlü olan bir çiçeğin yaprakları da sağlıklı ve e, bol bol da çiçek açar arkadaşlar. Bunu belki duymuşsunuzdur. E, nasıl insanların vücudunun demire ihtiyacı var ise bunlar da birer bitki canlı olduğu için e, demire ihtiyacı var. Önceden eskiden e, anneannelerimiz babaannelerimiz yani benimkiler öyleydi çiçeklerini hep böyle teneke kutulara sak, e, saksı gibi kullanıp onlara ekerlerdi. ve çok da canlı pıtır pıtır açan çiçekleri olurdu arkadaşlar. Bunun için biz de şimdi ne yapacağız sağlı sollu pas yapan iki tane cisimi çiçeklerimizi gömelim. Fasulye ve nohut suyundan sizlere ara ara bahsediyorum. Bunları da çok verdik çiçeklerimize açması için daha hızlı büyümesi için ve sağlıklı olması için hepimiz evde nohut ya da kuru fasulye pişirmeden önce mutlaka ya haşlıyoruz ya ıslatıyoruz sevgili arkadaşlar. Onun suyunu içerisine hiçbir şekilde tuz ya da katkı maddesi koymadan suyunu içerisine fasulye ve nohutları süzdükten sonra suyunu bir bardak olarak ayda bir kez yine yılbaşı çiçeği başta olmak üzere evdeki tüm çiçeklerinize Uygulayabilirsiniz. Çiçeklerinizi yıkayabilirsiniz. Ben çiçeklerimi yıkıyorum. E, çünkü çok tozlanıyor. Haftada bir kere, 15 günde bir kere üzerlerinden su geçirebilirsiniz arkadaşlar. Ben de öyle yapıyorum ve yine yıkayacağım. E, tozlu görünmesin hem de çiçeğimiz daha canlı ve sağlıklı görünsün olsun diye hiçbir zararı olmuyor çiçeklerimizin yıkanmasının dallarının. Evet sevgili arkadaşlarım bunları verin sizin de çiçekleriniz böyle pıtır pıtır çiçek açar.